Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simit lezzetinde kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da göz atabilirsiniz. Şimdi hemen poğaçamızın yapımına geçelim. Hamurumuz için yoğurma kabımıza 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin ya da tereyağımızı alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. 1 çay bardağı yoğurt ekledim. 1 tane yumurtanın tamamını ekliyorum. 1 çay kaşığı tepeleme dolu tuzumuz var. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 pakette kabartma tozunu ekledikten sonra bir spatula ile ya da bir kaşıkla bu malzemelerimizi homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Kullanmış olduğunuz bütün malzemeler oda sıcaklığında olursa çok daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart, herkesin evinde bulunan su bardaklarından. İlk aşamada elinizi vurmanıza gerek yok. Bir kaşıkla ya da bir spatula ile bu şekilde karıştırarak hamurunuzun ağırlaşmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında artık içindeki spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Ununuzu koyarken mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden un miktarı bazen değişkenlik gösterebilir. O yüzden her tarifimde söylediğim gibi unu yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Evet, hamurumu yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Tezgahıma hafif un serptikten sonra hamurun tamamını alıyorum. Ve elimle şöyle hafif düzelttikten sonra iki eşit parçaya bölüyorum ve rulo yapıyorum. Küçük küçük parçalar koparacağım. Ben 15 tane poğaça yaptım bu hamurdan. Sizler daha büyük veya daha küçük de tabii ki yapabilirsiniz. Bu ölçülerle büyük bir fırın tepsisiyle poğaça çıkıyor. Kesmiş olduğum hamurlarımı yuvarladıktan sonra bir tepsiye ya da bir kesme tahtasının üzerine alabilirsiniz. Hamurlarım hazır ve şimdi diğer işlemlere geçiyorum. Poğaçalarımı batırmak için bir pekmez su hazırlayacağım. Bunun için 1 su bardağı suyu derin bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2,5 yemek kaşığı pekmez ilave edeceğim ve güzelce çırpacağım. Bu suya poğaçalarımızı batırıp daha sonra susama bulayacağız. Evet, şimdi şekil verme işlemine artık geçebiliriz. Ben daha önceden susamı kavurmuştum. Kavrulmuş susam kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Evet, hamurlarımızı çok hafif açtıktan sonra orta kısmına böyle iyice dilimlediğimiz kaşar peyniri koyalım. Kaşar peyniri yerine farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Uç kısmını güzelce kapatıp sıkıştırdıktan sonra önce pekmezli suya, sonrasında kavrulmuş susama her tarafını bulayıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Sizlere şöyle birkaç sefer daha göstermek istiyorum. Parmak uçlarınızla çok hafif açtıktan sonra orta kısmına dilimlenmiş kaşar peynirini yerleştirip uç kısımlarını birleştiriyorum ve güzelce kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Önce pekmezli suya, sonrasında kavrulmuş susama her tarafını güzelce bulayıp tepsime alıyorum. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik ama inanın çok lezzetli oluyor. Özellikle böyle hafta sonu kahvaltıları için hemen yarım saat içinde hazırlayıp ikram edebileceğiniz lezzeti muhteşem bir poğaça tarifi. Eğer pekmez yoksa evde poğaçalarınızı yumurta akına batırıp sonrasında susama bulayabilirsiniz. O şekilde de güzel olacaktır. O da bir alternatif olsun sizler için.
Mutlaka soranlar olacaktır. Bu poğaçayı mayalı bir hamurla da yapabilir miyiz diye. Tabii ki yapabilirsiniz. Kabartma sosu yerine bir paket maya koyabilirsiniz küçük paketlerden. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Ben bu şekilde kabartma tozuyla daha pratik olacağını düşündüğüm için kabartma tozu ile yaptım. Ve inanın yapması, hazırlaması tam bir saat içinde tamamlandı pişmesiyle birlikte. Ve ortaya muhteşem bir lezzet çıktı. Özellikle böyle dediğim gibi hafta sonlarında veya sabah çocuklarınız okula giderken çok rahat bir şekilde yetiştirebileceğiniz bir poğaça tarifi. Evet, hepsini hazırladım ve tepsime yerleştirdikten sonra üzerlerine keskin bir bıçakla ikişer üçer tane kesikler atalım. Bu şekilde hafif verev olacak şekilde atarsanız piştiği zaman da görüntüsü inanılmaz güzel oluyor. Çok fazla da derin kesmeyin. İçindeki kaşar peyniri akabiliyor bu sefer. Hafif yüzeysel olarak keserseniz çok daha güzel olacaktır. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye getirelim. Alt üst ayarda 180 derecelik fırında pişmeye bırakacağız. Evet, artık poğaçalarımı fırına veriyorum ve pişmesini bekliyorum. Yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Benim poğaçalarım pişti ve gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Nar gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen şöyle sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tadına bakan herkesin çok beğeneceği, çok lezzetli bir poğaça oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok poğaça, börek, kek ve kış hazırlıkları tariflerini sayfamda bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun birbirinden güzel tariflerim var. Onları da mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Beni Instagram ve Facebook üzerinden de Hilal'in Mutfağı diye aratarak takip edebilirsiniz. Oralarda da günlük paylaşımlarım oluyor. Onları da takip etmenizi tavsiye ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.